Artı'dan herkese merhaba. Yine benzersiz içeriğimizde karşınızdayız değerli izleyenler. Bu bölümümüzde sizi neler bekliyor birlikte izleyelim. Sinema Artı başladı. Sinema Artı'da bu hafta vizyona giren filmlerden özel bir seçki, haftanın öne çıkan sinema haberleri, oyuncu ve yapımcı Emre Kızılırmak'la keyifli bir sohbet. Bu hafta doğum günü vesilesiyle andığımız aktör Keanu Reeves'in hayatına yakından bir bakış. Kapana kısılma filmleri listesi. Ve çok daha fazlası sizlerle buluşacak. Bu hafta hangi filmler beyaz perdeyle buluşmuş birlikte izleyelim. Vizyon Artı ile başlıyoruz. Canavar. It's the law of the jungle. Doktor Nate'in hayatı çok sevdiği karısının vefatıyla allak bullak olmuştur. Kendini boşlukta bulan Nate bu buhrandan kurtulmak için bir seyahat planlar. İki küçük çocuğuyla yola çıkan doktorun durağı bir zamanlar eşiyle tanıştıkları yer olan Güney Afrika'dır. Ancak güzel başlayan seyahat kısa sürede kabusa dönüşecektir. Tehlikeli bir aslan Nate ve çocuklarının peşine düşer. Baltasar Kormakor'un yönettiği filmde başrolleri İdris Elba, Charlotte Copley, Ian Hailey paylaşıyor. Was perfect. Aimbo. Now a dark presence. Amazon ormanlarının derinliklerinde doğan dış dünyadan tamamen izole bir hayat süren Aimbo, yasa dışı madencilerin topraklarına gelmesiyle ilk kez kendilerinden başka insanların da var olduğunu öğrenir. Ancak kısa zamanda madencilerin dost değil, yaşadıkları cenneti talan etmek isteyen sömürgeciler olduğunu anlayan Aimbo, topraklarını kurtarmak için büyük bir mücadeleye girişir. Animasyon türündeki filmin yönetmen koltuğunda Richard Claus ve Jose Zela da oturuyor. Ben davamdan dönmem. Bugüne kadar daha şahitlik yapıp da kaybettiğim dava olmadı. Sayın abim, benim adım Murat. Adana Yalancı şahit. Resef borçlu taraf biziz ama. Hiç öyle bir şey hatırlamıyorum ben. Borcumuz morcumuz bizim kimseye yok. Ali Cengiz Dönmez geçimini mahkemelerde yalancı şahitlik yaparak temin etmektedir. Meslek haline getirdiği bu sahtekarlık uğruna çeşitli kılıklara girer, müşterilerine davaları kazanmalarında yardım eder. Ta ki günlerden bir gün yolun mafyayla kesişene kadar. Üstelik bu süreçte hayatının aşkını da bulmuştur. Şimdi mafya ve sevdiği kadın arasında bir karar vermek zorundadır. Komedi türündeki filmin yönetmenliğini Bilal Kalyoncu üstlenirken başrolleri Algı Eke, İnan Ulaş Torun ve Onur Sermik paylaşıyor. Haftanın öne çıkan sinema olaylarından derlediğimiz Haber Artı bölümümüzde Sinema Artı devam ediyor. Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 29. kez düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışacak filmler belli oldu. 50 filmin başvurduğu kategoride festival komitesinin yaptığı değerlendirme sonucunda 8 filmin Altın Koza için jüri karşısına çıkması kararlaştırıldı. Yönetmen ve senarist Özcan Alper başkanlığındaki jüri, yapımcı ve festival programcısı Julia Sinkeviç, oyuncu Nazan Kesal, oyuncu Levent Özdilek, görüntü yönetmeni Gökhan Atılmış, müzisyen Fahir Atakoğlu ve akademisyen Profesör Doktor Umut Tümay Aslan'dan oluşuyor. Bu sene festivalde yarışacak filmlerse şöyle: Gizem Kızıl imzalı Bana Karanlığını Anlat, Serpil Altın'ın yönettiği Bir Zamanlar Gelecek 2121, Ali Kemal Güven'in Çilingir Sofrası, Ziya Demirel'in Ela ile Hilmi ve Ali, Ümran Safter'in Kabahat, Cem Demirer'in Mendirek, Çiğdem Sezgin'in Suna ve Tarek Davud'un yönettiği Yaban.
Dereceye giren filmler 17 Eylül'de düzenlenecek törenle birlikte ödüllerine kavuşacak. ...2011-2019 yılları arasında yayınlanan ve tüm zamanların en başarılı dizileri arasında yer alan Taht Oyunları ile aynı evrende geçen, 2022'nin en çok beklenen dizisi olan House of the Dragon dizisinin ilk bölümü dijital bir platformda yayınlandı. İzleyiciler tarafından büyük ilgi gören ve 10 milyon kişi tarafından izlenen dizi, platform tarihinin en iyi açılışını yaparak önemli bir rekora imza atmış oldu. Henüz ilk bölümüyle böylesi büyük bir başarı yakalayan ve hızlı bir şekilde ikinci sezon onayını da resmi olarak alan House of the Dragon'ın oyuncu kadrosunda Paddy Considine, Emma Darcy, Matt Smith, Graham McTavish, Eve Best, Millie Alcock gibi isimler yer alıyor. Sinema Artı'da bu hafta çok kıymetli bir sinemacıyı ağırlıyoruz değerli izleyenler. Oyuncu ve yapımcı Emre Kızılırmak bizimle beraber. Emre hoş geldin Sinema Artı'ya. Hoş bulduk, merhaba. Öncelikle keyifler nasıl? Her şey yolunda mı? Her şey yolunda, keyifler yerinde. Ayağının tozuyla Saraybosna'dan geldin. Fuat filmi, evet. Hayırlı olsun, yolu açık olsun diyelim. Teşekkür ederim. Filmin bundan sonraki serüvenini merak ediyorum. Fuat filminin özeline girmeden önce neler planlıyorsun filmle ilgili? Aslında filmi çekmeye başlamadan önce de biz planlamadan başladık. Sonrasıyla da alakalı film kısmetinde ne varsa aslında onu kendisine çekiyor. Böyle bazı şeyler çok spontan oluyor. Bazı şeyler de planlasam bile ondan daha iyi olamaz şeyler yaşıyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi Saraybosna'da. Yunus Emre Enstitüsü'nün de ve TRT'nin de katkılarıyla yapılan özel izletme organizasyonuydu. Hı hı. Sarajevo Film Festivali'nin de aynı tarihlerine denk geldiği için bizim filmimizden de festival de haberdardı ve gelip izlemek isteyenler gelip izleyebildiği bir ortam yarattılar orada bize. Çok güzel geri dönüşleri oldu. Ben çok memnunum yani. Zaten Bosna'ya hayranım. Oranın halkına da hayranım. Çok güzel bir gezinti oldu benim için de aynı zamanda. Müthiş. Peki Saraybosna'dan sonraki plan nedir? Festivalleri dolaşacak mı yoksa bir dijital platformda mı izleyeceğiz? Beyaz perdeye mi çıkacak? Biz aslında 3 tane festivale katıldık. Güzel de geri dönüşler oldu o festivallerden. Şu anda filmde çekiminin üzerinden çok fazla yıllar geçmeden bir nihayete erdirmek gerekiyor. Öyle bir sistem içerisinde filmlerimiz. Gerçi bizim filmimizin herhangi bir zamanı falan yok. Yani demode olacak bir zaman dilimini teşkil eden bir senaryosu yok aslında. Hı hı. Her zaman izlenilebilecek bir film. O anlamda içim rahat aslında. Ama bana verdikleri nasihata göre davranmaya çalışıyorum bir yandan da. Evet, yani senaryoya hazır girmişken şöyle bir cümleyle özetleyebilirim filmi. Ardahan'a esrarengiz cinayetleri çözmeye giden bir komiserin bir taraftan da kendi geçmişiyle yüzleşmesi, kendi çocukluğuyla, travmalarıyla yüzleşmesi, bir yüzleşme hikayesi aslında. Çok evet. Güzel bir yüzleşme hikayesi. Sinematografisi de çok güçlü Evet. Bir film. Teşekkür ederim. Fuat filmi özelinde önce şunu sorayım. Neden Fuat ismi ve çok derin bir manası olduğunu da biliyorum. Bunu filmde de görüyoruz zaten. Evet. Fuat son harfi D harfiyle bitiyor. Hı hı. Erdal Rahmi Anay, senaristimiz ve yönetmenimiz. Onun aslında yaşadığı yer orası. Ardahan, Burmadere Köyü. Biz İkizdere Köyü diye geçirdik orada. Hı hı. Bazı şeyler tam gerçekle iç içe olmasını engelleyebilmek adına köyün ismini değiştirdik. Orada yaşıyor zaten Erdal ve oranın hikayelerini gayet iyi biliyor. Kendi yaşadıkları, arkadaşlarının yaşadıkları, her şeye vakıf bir insan ve oranın coğrafyasını çok iyi biliyor. Filmimizin görsellerine de yansıdı zaten bu hakimiyet. Hı hı.
Bir gün telefon açtı. Dedi ki Emre dedi sana bir senaryo yolluyorum. Bunu senin için yazdım dedi. Ben de okudum. Ve çok etkiledi beni. Başından sonuna kadar senaryo. Başka yapımlarla yapacaktık aslında ilk başta. Benim yapım şirketi kurma gibi bir derdim yoktu. İlerisi için bir koyduğum bir hedeflerden bir tanesiydi. Uzak bir hedefti belki de. Sonra yapımcılarla konuşurken, toplantılar yaparken biz kış döneminde bunu çekmemiz gerekiyor. Her yerin beyaz olması gerekiyor. Zaten orası beyaz da yani Nisan'ın başında karlar erimeye başlıyor orada. Kışın Nisan'a kadar o filmin çekilmesi gerekiyor. Ve bizim çekim zamanımızı sürekli öteleyen toplantılar silsilesine girince ben de dedim ki bu filmi biz çekelim. Kendi işimi kendim yapayım dedin değil mi? Aynen. Biz başkasını beklemeyelim dedim Erdal. Hı-hı. Macit Sonkan benim çok sevdiğim bir abimdir. Aşk Bir Hayal'de ben Altay Teğmen'i oynarken o da Peyman Ağa'yı oynuyordu. Orada bizim dostluğumuz başladı kendisiyle. O da benimle beraber ortak oldu filme. Onun da sayesinde biz bu filmi ekrana taşıyabilme fırsatı elde etmiş olduk. Harika. Tabii zor şartlar altında çekildi. Onu da söyleyelim. Ardahan'da. Kesinlikle. Çok zor şartlar altında. Bir taraftan yapımcı koltuğundasın. Ve başrol oyuncususun Tuana Türkay ile beraber. Evet. Tuana da sağ olsun. Kara Paraş dizisinde beraber partnerdik onunla. İyi ki de tanışmışım kendisiyle. Bize bütün yeteneklerini sundu. Bize zamanını ayırdı. Hatta bir dizisinin çekimleri başlamıştı. Arada git gel yaparak bize emek harcadı. İyi ki varlar. İyi ki Emrecan Polat da geldi. İyi ki diğer bütün Burma Dere köyü halkı seferber oldu. Göre halkından da oyuncular vardı. Gerçekten renk katmışlar filme. Öyle evet, değil mi? Evet. Ümit var mesela bizim diğer polisi oynayan, uzun boylu polisi oynayan o oralı. Ondan sonra diğer polis arkadaşımızı oynayan da oralı. Önemli rolleri hep oralı kişiler, o köyden kişilere oynattık. Ve onların da coachingliğini beraber üstlendik. Çok iyi iş çıkardılar. Çocukluğunu oynayan oğlun olmak nasıl bir duyguydu? Nasıl bir tecrübe? Fuat karakterinin 5 yaşındaki çocuk halini oynayacak birisini arıyorduk. Aslında ben oraya oğlumu getirirken hani seti görsün ve benimle beraber o karların içerisindeki o ortamı yaşasın, o coğrafyayı görsün maksadıyla getirmiştim ama köydeki diğer çocuklara da baktık. Bana benzeyen yoktu aralarında. Bana en çok benzeyen benim oğlum vardı maalesef. Çok güzel. Maalesef demeyeyim de iyi ki de o varmış. Tabii ki. Daha önce bir oyunculuk tecrübesi tabii ki yok. 5 yaşındaydı o zaman. Çok güzel her denileni üzerine koyarak yaptı bir de. Bizi de şaşırttı. Çocuklarda öyle bir şey var. Onların o her şeyi yani hiçbir şeyi garipsemeden ya da herhangi bir şeyin stresini yaşamadan ne söylerse o yaptıkları o yaş uyum dilimi, sağlama hızları inanılmaz. İnanılmaz ve çok o çocukluğunun doğallığını bize harika bir şekilde verdi. Harika. Güzel bir anı oldu onun için de bizim için de. Çok hızlı büyüyor çocuklar. Biz de çok hızlı büyüdük. Dönüp fotoğraflara baktığımız zaman şimdi dönüp bir filme bakacağız onunla. Üzerinden ne kadar yıllar geçerse geçsin. Ne kadar güzel bir hatıra. Bu harika bir hatıra bizim için, evet. Kesinlikle öyle. Tabii çok doğru bir ekip bir araya gelmiş bu arada ve çok doğru bir yapımcı bulmuşlar, evet. Senin gibi. Abi çünkü artık -20 derecelerde olan bir coğrafyadasın. İşte gündüz gece sıcaklık farkının çok yüksek olduğu bir yerdesin. Bir taraftan işte kamera arkasına biraz yani çekim sürecine biraz vakıfım. Çok içinizde değildim ama tahmin edebiliyorum bir taraftan da artık kameranın donma derecesine geldiği sıcaklıklar. Aynen öyle. Rakamlar var artık. Artık eksiden sonra bir yere kadar herhangi bir eksi, herhangi bir rakam fark etmez ya öyle bir coğrafyada. Aynen öyle. Orada tabii senin bir hakkaniyetin var. İşte oyuncularla, ekiple bir şekilde zorlukları kolaylaştıran bir tavrın da var abi. Bildiğim kadarıyla, anladığım kadarıyla. Ve bir şekilde o çok doğru ekip bir araya gelmiş. Bu film çıkmış. Elinize, emeğinize sağlık diye. Teşekkür ederim. Sağ olun.
Fuat filminin aslında ismini merak ediyordum. Orada biraz böyle konuşma kaynadı diyelim. Çünkü evet, anlatacak Fuad'ın çok şey var. Evet. Çok güzel bir anlamı var. Hı hı. Ben Fuat filmini çektikten sonra film şirketinin adını da Fuat Film koymaya karar verdim. Anlamından dolayı. Hı hı. Bebeğin anne karnında kalbinin ilk attığı ana deniyor Fuat. Müthiş. Ve benim de bu film ilk bebeğim gibi oldu. Yani ha. Film olarak bebeğim. O her zaman o heyecanı benim içimde yaşatmayı hatırlatacak da bir isim oldu. Ve her filmin ayrı bir yeri olacaktır illaki. Bundan sonraki yapacağım filmlerde de. Güzel oldu. Aynı zamanda bu karakteri canlandırma fırsatı yakalamış oldum bu film yapım işine girerek. Şöyle bir şey var. Oyunculuk serüveninde şöyle bir şey var. Siz bekliyorsunuz aslında birileri bir proje yapsın. Size göre bir karakterin olduğu bir senaryo olsun. Ve onu sizinle beraber çalışmaya karar versinleri bekliyorsunuz. O anlamda ben bayağı bir zaman kazandım. İstediğim neyse onu hemen kendime çağırmış oldum ve gerçekleştirmiş oldum. Harika. Emre, tabii konu açılınca sormak istedim senin özelinde. Bu serüven nasıl başladı, oyunculuk serüvenin? Biraz öyle senin özeline girmek istiyorum. Yani izlediğimiz filmlerde, filmi izledikten sonra onun etkisinde kalırsınız. Siz de oyuncu olmak istersiniz ya da siz... Hatta oyuncu olmaktan öte o filmin etkisinde o karakter olmak istersiniz yani. Öyle bir hayat yaşamak istersiniz ya. Hı hı. Bu her zaman beni çok büyülemiştir. Okuduğunuz senaryodaki bir karakteri o karakter olmak. Kendi kalıbınızdan çıkıp içinize o karakteri yerleştirmek ve onu yaşamak. Ve daha sonra... Kestik dedikten sonra, yönetmen kestik dedikten sonra kendi hayatınıza geri dönmek. Bu hem çok heyecanlı, eğlenceli hem de çok insana hiç düşünmediği taraflardan bakış açılarıyla insana çok şey öğreten, katan bir şey. Her karakter bir kitap okumuş gibi yapıyor insanı. Çok önemli. Belki de daha fazlası. Hı hı. Çünkü yaşatıyor seni. Evet, yani o olmak güzel bir şey. Harika. Emre, şimdi tabii 2009 yılında dizilerle başladığım bir kariyerim var. Çok önemli filmlerde gördük seni. İşte artık hem yapımcı koltuğunda oturduğun hem başrolde olduğun Fuat filmi var. Uluslararası arenada boy göstermeye başladın. Hı hı. Buralara kadar. Evet, ama beni heyecanlandıran başka bir mesele daha var. Rising of Empires, Ottoman. Evet. Yeni sezona gelecek. Dünya evet. çapında çok müthiş bir iş ve çok önemli bir roldesin. Hı-hı. Buraya kadar biraz girdim. Bundan sonra topu sana bırakıyorum. Ne zaman geliyor ikinci sezon? Hangi rolde göreceğiz seni? Aslında bununla alakalı da hiçbir şey paylaşılmadı. Ben orada önemli bir karakter oynuyorum. Evet. Fazla da detaya girmeden bir savaşçı karakterini oynuyorum. Ama bununla alakalı ilk duyuruları... Proje sahibi yapacak, kanal sahibi yapacak. O yüzden şimdilik bu kadar bilgi vereyim. Peki, zorlamıyorum ama merakla da bekliyorum bu evet. arada. Tabii kendini sürekli geliştiren bir oyuncusun ve çok yönlü bir oyuncusun. İşte böyle uluslararası çapta da işlerde de boy gösteriyorsun. Yolun açık olsun diyeyim Emre. Teşekkür ederim. Fuat filmine tekrar geleyim. Son kez onunla bitirelim artık bu bölümü en azından. Çünkü tamam. hızlı sorularla az sonra tekrar beraber olacağız. Hı hı. Fuat filmine baktığın zaman, evet, yapımcı koltuğunda oldun ve başrolünde oynuyorsun. İlk okuduğunda o senaryo, sana telefon geldiğinde, senin için bir senaryo yazdım dediğinde, düşüncen ne oldu, ne hissettin? Sana neler kattı bu film? Ya ilk başta bu şekilde bir telefon gelince bir defa bir an önce o senaryoyu okumak istiyorsunuz. Hı hı. Hani... Beni önceden tanıyan birisi, benle ilgili bir, yani benim oynamamı istediği bir karakteri yazmış. Bir solukta okuyorsunuz zaten onu. Sonra birden aranızda bir bağ oluşuyor. Yani onu okurken zaten o karakteri
bir bakıyorsunuz ki oynamaya başlamışsınız okurken kafanızda. Rol seni çağırıyor dedikleri böyle bir şey mi? Yani çağırmış bile artık. Ha, tamam. Artık orada başlamış o olan. O buluşma başlamış. Tabii o buluşma başlamış. Okurken ben çok hızlı okumam. Mesela bir takım şeyleri, bir atmosferi kafama oturtarak devam ederim ona. Tabii çekim esnasında o atmosfer tamamen değişik olabilir ama ben en azından karakterin ruhu olarak böyle epey bir düşünceye daldığım olur. Böyle üzerinden böyle bir 15 dakika geçer, ben ondan sonra tekrar devam ederim. Bazen öyle çok dalarım yani. Hı hı. O yüzden okuma süreçleri çok hızlı olmaz genelde. Yine de bir solukta okudum tabii ki. Böyle güzel bir etkileşim oldu o karakterle aramda. Erdal Rahmi Anay sağ olsun. Başka bize destek olan, bizim yanımızda olan ekip, ekipmanla alakalı bizim bütün sıkıntımızı gideren Tuncer Gürbüz'e de mesela çok teşekkür ederiz. O da birçok konuda bize yani yardımcı olmuştur. İrsel Çivit müziklerimizi yaptı. İrsel Çivit de gerçekten çok güzel dokunuşlar yaptı ve müzikleri yani sahneyle müzik çok güzel birbirine iç içe geçtiği. İyi ki bu senaryoyu okumuşsun ve iyi ki tamam demişsin, elini taşın altına koymuşsun, yapımcısı olmuşsun ve çok doğru bir ekiple buluşmuşsun. Fuat filminin tekrar yolu açık olsun. Yeni projelerinle de, çok önemli uluslararası çaptaki projelerinle de seni tekrar tekrar görelim, merakla bekliyoruz. İnşallah. Diyelim bu sohbete bir virgül koyalım, sonra hızlı sorularla tekrar burada olalım, olur mu? Hızlı sorular. Umarım hadi, cevaplar da hızlı olur. Hadi bakalım. Sinema Artı devam ediyor. Aktör Keanu Reeves'in uzun yıllar birlikte olduğu kız arkadaşı Jennifer Syme, 1999'da ölü bir kız çocuğu dünyaya getirir. Çift bu travmayı daha atlatamamışken, Nisan 2001'de geçirdiği trafik kazasında Jennifer de yaşamını yitirir. Arka arkaya verdiği kayıplar Reeves'i alt üst eder. Genç aktör alkol ve uyuşturucu batağına düşse de çok geçmeden kendisini toparlamayı başarır. Bu hafta yakın plan bölümümüzün konuğu, dünyaca ünlü, çok sevilen bir oyuncu Keanu Reeves sizlerle. Keanu Reeves. Bu hafta doğum günü münasebetiyle andığımız Keanu Charles Reeves, Eylül 1964'te İngiliz asıllı bir anne ile Çin asıllı Hawaii'li bir babanın oğlu olarak Beyrut'ta dünyaya gelir. Ebeveynlerinin ayrılmasıyla anne ve kardeşleriyle önce New York'a, ardından da Toronto'ya taşınan Keanu burada büyür. Annesinin ikinci evliliğini yönetmen Paul Aron'la gerçekleştirmesi genç Keanu'yu sanat dünyasına yaklaştırır. Anne ve üvey babası, o henüz 7 yaşındayken yollarını ayırsa da Aron, genç Keanu'ya yakınlığını sürdürerek ona tavsiyelerde bulunmaya devam eder. Başarılı bir öğrenci olamayan Keanu, asi davranışları sebebiyle pek çok kez okuldan atılır. Buz hokeyindeki başarısı ise onun yıldızını parlatır ve bu dönemde profesyonel bir buz hokeyi oyuncusu olmayı düşünür. Tiyatro yaptığı okul yıllarında Romeo ve Juliet'i oynarken oyuncu olmaya karar vererek yönünü sinemaya çevirir ve liseyi yarıda bırakarak tam zamanlı bir oyuncu olma amacıyla kolları sıvar. Önceleri Kanada televizyonları için çekilen birkaç televizyon filminde oynayan genç oyuncu, burada bir gelecek göremeyerek Los Angeles'a yerleşir. Bir edebiyat uyarlaması olan Tehlikeli İlişkiler'deki rolüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarır. 1989 yapımı Bill ve Ted'in Maceraları adındaki zaman yolculuğunu konu alan komedideki rolü ona büyük bir popülerlik kazandırır. ...90'lı yıllara Benim Güzel Idaho'm, Dracula ve Yok Yere Yaygara gibi güçlü filmlerle giriş yapan oyuncu, başrolü Sandra Bullock'la paylaştığı Hız Tuzağı'yla adını tüm dünyaya duyurur. Sonraki yıllarda rol aldığı birkaç düşük bütçeli filmin ardından Reeves 2010'ların sonuna değin Al Pacino ve Charlize Theron'la birlikte rol aldığı Şeytanın Avukatı,
Güzel aktris Kate Blanchett'la kamera karşısına geçtiği Üçüncü Göz, Francis Lawrence imzalı Konstantin, 2012 kıyamet senaryoları üzerine çekilen Dünyanın Durduğu Gün ve adını sinema tarihine altın harflerle yazdıran kült yapım Matrix gibi bilim kurgu ve fantastik yapımların yanında, yine Charlize Theron'la başrolü paylaştığı Kasım'da Aşk Başkadır, usta oyuncular Jack Nicholson ve Diane Keaton'la birlikte kamera karşısına geçtiği Aşk'ta Her Şey Mümkün ve Sandra Bullock'la beraber rol aldığı Göl Evi gibi başarılı romantik yapımlarda da boy gösterir. 2013 yılında kameranın diğer tarafını da deneyimleyen Reeves, Man of Tai Chi isimli aksiyon filminin yönetmenliğine de soyunur. Aynı yıl 1941 tarihli Kenji Mizoguchi imzalı kült 47 Ronin filminin remake'inde başrolde yer alan aktör, ertesi yıl yeniden bir ikonik karakter yarattığı John Wick'le hem gişede büyük bir başarı yakalar hem de eleştirmenlerden tam not alır. Film öyle beğenilir ki 4 filmlik bir seriye dönüşür. Hayırseverliğiyle bilinen Reeves, 1. Matrix filminden kazandığı paranın büyük kısmını set çalışanlarına dağıtır ve ayrıca birçok kanser derneğinin büyük destekçisidir. Keanu Reeves ve Winona Ryder, 1992 yılında Bram Stoker'ın romanından uyarlanan Dracula filminde birlikte rol alırlar. Filmde iki karakterin evlendiği bir sahne vardır. Winona Ryder, yönetmen Francis Ford Coppola'nın sahnede gerçek bir rahip kullandığını ve her iki oyuncunun da yeminlerini söylediğini, yani aslında evli olabileceklerini belirtir. Coppola da bu teoriye katıldığını söylemiş, ancak rahibin çekim sırasında karakter adlarını mı yoksa oyuncuların gerçek adlarını mı kullandığını bilmediğini belirtmiştir. Oyuncu ve yapımcı Emre Kızılırmak'la sohbetimize hızlı sorularla devam ediyoruz değerli izleyenler. Emre, hazırsan başlıyorum. Başlayalım. Hadi bakalım. Çocukken giydiğim pantolonunu bulsak cebinden ne çıkar? Erik. Çok severim. Nasıl bir mahallede büyüdün? Her oyunun mevsimi olan bir mahallede büyüdüm. Küçükken ne olmak isterdin? Astronot. Her zamanki gibi, her çocuğun dediği gibi. Lisedeki takma adın neydi? Sarı. Nasıl insanlarla geçinemezsin? Ben herkesle geçinebilirim ya. Ne zaman olsa yerim dediğin bir yemek? Annemin her yemeği. Güzel. Kimsenin bilmediği bir özelliğin var mı? Bence var. Ama söylemezsin. O zaman bilmiş olacaksın. Evet. Bundan sonra kimsenin bilmediği ve bundan sonra bileceği bir şeyi yapmayalım. Dünyanın 8. harikasını sana seçtirseler neyi seçerdin? Ya dünyanın bence 7 harikası, 8 de değil, çok çok fazla harikası var ama 8. sırasında hangisi var onu bilmiyorum. Bıkmadan izlerim dediğin bir film. Braveheart. Wow. Zamanda yolculuk şansın olsa kiminle tanışmak isterdin? Atatürk. Sektörde iyi ki tanıdım dediğin biri? Türker İnanoğlu. Ben oynasaydım dediğin bir rol? Bizim kendi kültürümüzle alakalı önemli isimlerin yer aldığı o tarihi filmlerle alakalı o baş karakterleri ben oynasaydım acaba nasıl olur diye merak etmiyorum değil. Güzel. Seni mutlu eden bir şey? Beni mutlu eden bir şey oğlum. Son okuduğun kitap? Ahmet kitabı. Aylin İşcan Yener. Akdeniz mutfağı mı, Karadeniz mutfağı mı? Karadeniz. Duymaktan sıkıldığın bir klişe cümle? Kısmet. Emre Kızılırmak olmanın en zor yanı? Bu yaşıma kadar Emre Kızılırmak karakterini oynuyorum. Ölene kadar da onu oynayacağım. Çok güzel. Bugüne kadar aldığın en güzel hediye? Yine oğlum Murat diyeceğim. Çok güzel. Kime asla hayır diyemezsin diye soracağım ama galiba cevabını biliyorum. Oğlun Murat mı? 5 yaşına kadar hayır diyemedim. Evet. Ama belli bir yaştan sonra demek lazım, bazı şeylerde evet, hayır
cevabını duymayı bilmesi gerekiyor. Evet. Terapi niteliğinde bir alışkanlığın var mı? Var, spor. Son olarak hayat sana ne öğretti? Serbest bırakmayı. Çok güzel. Emre Kızılırmak, çok teşekkür ediyorum değerli görüşlerin için. Sağ ol, var ol. Ben teşekkür ederim, çok sağ ol. Bin ve yeni projelerinin yolu açık olsun diyelim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sinema Artı devam ediyor. İlgiyle izleyeceğiniz bir liste artı geliyor şimdi. Sizler için kapana kısılma filmleri listesi hazırladık. Kapana kısılma teması birçok yönetmen tarafından denenmiş, ilgi gören bir gerilim alt türü olarak son yıllarda popülerlik kazanmıştır. Bu hafta sizlere bir grup insanın kapalı kaldıkları mekanlardan zeka ve becerileriyle kurtulmaya çalışmalarını hikayeleyen filmlerden bir liste derledik. Frozen. Üç arkadaş akşam kayak yapmak için teleferiğe binerler. Ancak yolculukları aniden elektriğin kesilmesiyle yarıda kesilir. Etraflarında kimsenin olmadığını anlayınca teleferiğin tepesinden kurtulmak için gerilim dolu bir mücadeleye girişirler. Adam Green yönetimindeki Frozen listemizin 10. sırasında. Küp. Check the floor. Is he dead? Kapana kısılma filmleri listemizin 9 numarasında 90'lı yılların kült olmuş filmi Küp yer alıyor. Vincenzo Natali imzalı gerilim filmi, birbirlerini hiç tanımayan bir grup insanın paranoyalarla ve zekice hazırlanmış tuzaklarla dolu bir kapandan ölesiye bir mücadeleyle çıkmaya çalışmalarını hikayeliyor. Ay. Ayda enerji kaynağı bulmak amacıyla görevlendirilen bir astronot olan Sam, teknik bir arızadan dolayı ayın karanlık yüzeyinde sıkışıp kalır. Yalnızlığın sebep olduğu nevrozlarla bir şekilde hayata devam etmeye çalışan astronotun iletişim kurabildiği tek şey ise robot Gertie'dir. Listemizde 8. sırada bulunan ayın başrolünde Oscar'lı aktör Sam Rockwell yer alıyor. Ölümcül Labirent. Yönetmenliğini Adam Robitel'ın üstlendiği Ölümcül Labirent filminde rastgele seçilen 6 kişi, kimliği belirsiz kişilerce özel olarak hazırlanmış kaçış odalarına hapsedilirler. Listemizin 7 numarasında yer alan filmde bu 6 kişinin tuzaklarla ve bulmacalarla dolu odalardan kurtulmak için verdikleri mücadele anlatılıyor. We have to work together. We have to cooperate. Sınav. Gizemli bir şirket bünyesine katacağı yeni çalışanını tespit etmek amacıyla sınav yapacağını açıklar. Katılımcılar penceresi dahi olmayan bir odaya sokulur ve önlerine bir kağıt ve kalem konulur. Kurallar anlatıldıktan sonra katılımcılar yalnız bırakılır. Ancak sorun şudur ki ortada cevap verilecek bir soru yoktur. Gerilim yüklü İngiliz yapımı Sınav filmi listemizde 6. sırada. Labirent, Ölümcül Kaçış. Kapana kısılma filmleri listemizin 5 numarasında James Dashner'ın roman serisinden beyaz perdeye uyarlanan Labirent, Ölümcül Kaçış yer alıyor. Bir gün 60 çocukla birlikte bir labirente hapsolmuş şekilde uyanan Thomas, adından başka hiçbir şey hatırlamamaktadır. Her biri ayrı yeteneklere sahip olan çocuklar, labirentteki canavarlardan kurtulmaya ve hayatta kalmaya çabalarlar. Testere.
Korku gerilim türünün ustası Wes Craven imzalı Testere filminde birbirini tanımayan iki adam uyandıklarında kendilerini bir odaya kilitlenmiş şekilde bulurlar. Jigsaw isimli bir seri katil, günahkar olduğunu düşündüğü adamları hayatları pahasına ölümcül oyunlar oynamaya zorlar. 9 filmlik bir seriye dönüşen Testere listemizin 4. sırasında yer alıyor. Panik Odası. Meg, 11 yaşındaki diyabet hastası kızıyla yeni aldıkları eve taşınır. Kötü durumlarda saklanmak için bir panik odası da bulunan evlerine, bir gün hırsızların girmesi üzerine anne kız kurtulma mücadelesi verirler. Jodie Foster, Kristen Stewart ve Forest Whitaker'ın başrollerde yer aldığı listemizin 3 numarası olan Panik Odası'nda usta yönetmen David Fincher, izleyiciye yüksek düzeyde gerilimin yanında teknik açıdan da birçok yenilik sunar. Toprak Altında. Paul Conroy ahşap bir tabutun içinde canlı canlı toprağa gömülmüş bir halde uyanır. Buraya onu kimin neden koyduğunu bilemeyen genç adamın kurtulmak için tek şansı yanındaki cep telefonudur. Paul şarjının ve oksijeninin tükenmesinden önce kurtulmak için zamanla yarışa girer. Detroit Ann Arbor. İspanyol yapımı olan ve başrolünde Ryan Reynolds'ın yer aldığı Toprak Altında listemizin 2. sırasında. Fermat'ın Odası. Kapana kısılma filmleri listemizde 1 numara Fermat'ın Odası. 4 matematikçi matematik problemleri çözmek üzere davet alırlar. Her soruyu beklenen şekilde cevaplamadıkları takdirde bulundukları mekanın bir kapana dönüştüğünü fark ederler. Tek kurtulma şansları ise zekalarıdır. Bir ilk film olan Fermat'ın Odası listemizde 1 numara. La presión es impredecible, puede convertir el carbón en polvo o en diamante. Sinema Artı'nın bu haftada sonuna geldik. Haftaya tekrar sinema dolu bir programla görüşmek üzere. Hoşça kalın.